Melekle Yemek kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü tarifimiz bir karşılaştırma olacak. Süt kaymandan mı fazla tereyağı çıkar, yoğurttan mı fazla tereyağı çıkar diye. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Burada 2 litre sütüm var. 2 litre de yoğurdum var arkadaşlar önceden mayaladım. Bir gece önceden yoğurdu mayaladım. Bir gecede kaynatmış olduğum süt buzdolabında bekledi. Yoğurdu aldım. E, Blender'a koydum arkadaşlar. Blender'da çırpacağım. 2 litre süt yoğurttan 3 sefer 3 blender'da çırptım. Süt kaymağını alıyorum. Bir gece dolapta beklediği için gördüğünüz gibi kaymak tabaka gibi oldu. Tabak gibi bir seferde aldım koydum. Üstüne 3-4 su bardağı temiz su ekliyorum. Musluk suyu da olur ama ben içme suyu ekledim. İçme suyu ekliyorum ve bunu çırpıyorum. Burada da dediğim gibi yoğurdun üstüne de tekrar bir daha içme suyu koyuyorum ama yarım bardak falan koyuyorum yoğurda. Blender'ın ağzını kapatıyorum. Bunu da çırpıyorum. 2 kilo yoğurt 3 kere de çırptım. Tamamlandı. Kaymaz zaten bir seferde çırptım hem kaymak az olduğu için hem onun haznesi geniş olduğu için kaymağı ve yoğurdu su eklememin sebebi tereyağlar çabuk toparlansın, rahat toparlansın diye. Birkaç dakika sonra süt kaymağından tereyağım şu anda hazır. Artık tereyağı oldu. Kenarlarında güzelce sığırıyoruz. Gördüğünüz gibi top şeklinde ortaya toparlandı. Süt kaymağından tereyağı daha çabuk yapılıyor, kolay oluyor. Ama yoğurdun içine karışık olduğu için biraz uzun sürebiliyor. Bu ikinci blenderda çırpışım. Çırptıklarımı az az olduğu için burada biriktiriyorum onları. En son üstünden tereyağlarını alacağım. Ama tereyağı yoğurtta biraz çırptığım için arkadaşlar blenderda tereyağı rahat toplamak için işin bitince birkaç saat dinlensin diye soğusun diye dolaba koydum daha kolay toparladım. Şimdi süt kaymağının altındaki bu suydu arkadaşlar lor yaptım. Üçüne, içine birazcık peynir altı suyum vardı onu koydum. Kaynarken hemen kendisi orada kesildi. Böyle bir avuç bir şey lor oldu ama olsun onu da değerlendirmek lazım. Tereyağı da muhakkak yıkayalım arkadaşlar. 3 sefer yıkamak tereyağı kolay olur. Bir de dolapta beklerken ömrü uzar, koku oluşmaz. Muhakkak 3 sefer yıkayın. İçme suyu ya da musluk suyu fark etmez. İki türlü de yapabilirsiniz. Ben içme suyuyla yıkadım. Burada da hepimizin merak ettiği kısma geldik. 2 litre sütten ya yani 2 litre süt kaymağından ne kadar tereyağı çıkıyor diye. Bu tarifi sizler istemiştiniz arkadaşlar. Sizler için iki tarifi şu anda birleştirmiş oldum ve sonucu merak ediyoruz. 150 gram tereyağı çıktı. Bu tereyağı sonucu her seferinde değişiyor arkadaşlar. Süt miktarı aynı olsa da kaymak miktarı aynı olmayabiliyor. Dolapta bekleyen tereyağlar gördüğünüz gibi altı ayran oldu artık üstü tereyağı rahat toparlandı. Altındaki de yoğurt, mis gibi tazecik ev yapımı yoğurdumuz oldu. Sütümüz zaten açıktan aldığımız süttü. Gerçekten hem de çok da güzel bir koku oluyor böyle. Şimdi almış olduğumuz tereyağlarını da tekrar bir daha yıkıyoruz. Bunun altındaki biriken suyu arkadaşlar o ayranın içine döküp içebilirsiniz. Hiç fark etmez. Ben blenderda çırpmış oldum ve yoğurt şey hamur makinesinde bunu yapmış oldum iki türlü arkadaşlar. Siz isterseniz bir tane bidonun içine koyup otururken elinizle yavaş yavaş çalkalayarak tereyağı oluşturabilirsiniz. Ya da yani bir yere gidecekseniz eğer yarım saatlik bir yolculuğunuz varsa bidona koyup arabanın arkasına koyarsınız. Arabada onlar çalkalandıkça tereyağlar oluşuyor arkadaşlar. Bidonda biraz toplamak sıkıntı olursa da dolaba koyun. Birkaç saat sonra da tereyağlar kendine gelecektir. Bidonu kesip tereyağları ve ayranı rahatça alabilirsiniz. Şimdi yoğurttan tereyağı yapım kısmına geldik. Burada arkadaşlar şöyle bir şey oldu. Sürahi çıktı. 3 seferde ben onu çırpmış oldum. Ama iki tanesinin tereyağını aldım. Bir tanesini tereyağını alamadım. O sırada ayran ihtiyacımız vardı. Kullandık. Biz onu içtik. Yani burada ortalama bir çırpmada 50 gram tereyağı alırsam 3 seferde 150 gram olmuş olacaktı. 2 litre sütten ve 2 kilo yoğurttan arkadaşlar ortalama 150 gram tereyağı çıkıyor. İkisi birinden 150 gram birinden 150 gram diyorum ve sonuç değişmiyor. İkisinde de aynı oluyor arkadaşlar. Bir sonraki melekle yemek videolarında buluşmak üzere. Hoşçakalın. Bay bay.